Louisiana'nın bataklıklarında korkakça bir açgözlülük birbirine bağlı iki arkadaşı günah dolu bir yola sürüklüyor. Ve sonunda en büyük ihaneti görüyorlar. Ve ardından sırlarla ve yalanlarla dolu bencil bir aşk ilişkisi kanlı bir intikamla patlıyor. İnsan görünümünde olabilirler ama böyle ölümcül günahları ancak nadir rastlanan bir canavar türü işleyebilir. Gerçek dostluğun, hayatın nadir rastlanan armağanlarından biri olduğu söylenir. Herkes kötü gününde bile yanında olacak bir dost ister. Ama açgözlülük en sıkı bağları bile koparabilir. Bunun dostlukları en büyük sınava tabi tutulmuş olan Cajunlu Robin Liddle ve sizi Solsum'una sorabilirsiniz. Baton Rouge, Louisiana'nın biraz dışında yaşayan iki çocuk annesi Robin Liddle ve en iyi arkadaşı Carol C.C. Saltzman ayrılmaz bir ikiliydi. Birlikte zaman geçirmeyi, alışverişe çıkmayı, kuaföre gitmeyi, arkadaşların yaptıkları şeyleri yapmayı severlerdi. Birlikte eğleniyorlardı, birlikte video poker oynuyorlardı. Carol C.C. Saltzman itaatkardı, lider olması hayal gücüne bile sığmazdı. Robin ne isterse onu yapardı. İlişkileri böyleydi. Robin ablalık yapıyordu. Sisi de onun kanadının altındaydı. Ama patronluk taslayan kız ve arkadaşı aynı sigorta şirketinde çalışıyorlardı. Robin'in erkek arkadaşı da orada çalışıyordu. Adı Brian Davis'ti. Eğlenceden hoşlanan boşanmış bir baba. Brian her zaman eğlenmeyi severdi. Çok eğlenceli biriydi. Her zaman anlatacak hikayesi olurdu. Ama görünüşe göre Brian'ın gözünün dışarıda olması gibi kötü bir huyu da vardı. Çok flörtçüydü. Kadınlara göz kırpardı ve bir anda onları birlikte zaman geçirirken görürdünüz. Yine de çiftin aşkı hemen tomurcuklanmıştı ve henüz evlenmemiş olsalar da kendilerine şirketin dışında bir hayat kurmuşlardı. Ve daha da iyisi Robin bölge müdürlüğüne terfi etmişti ve bu durumda farklı bir ofise atanacaktı. Brian da onunla taşınmayı kabul etmişti. Karışık ailelerini 2 saatlik mesafedeki Charles Gölü, Louisiana'ya taşımışlardı. Ve elbette Robin nereye gitse Sisi de onu takip ediyordu. Birbirlerine bağlıymış gibi göründükleri bir dostlukları vardı. Bu durumda onun da Charles Gölü'ne taşınmış olması doğal bir şeydi. Arkadaşı buradaydı, o da burada olmak istiyordu. Robin ve Brian'ın oldukça iyi bir hayatı vardı. Brian ava çıkan ve balık tutan bir erkekti. Suyun üzerinde olmaya bayılırdı. Ateşli silahlardan iyi anlardı. Farklı takımlarla atış yapabilmek için farklı ateşli silah gruplarına katılmıştı. Kendi silahı da vardı. Her gün yanında taşırdı. Brian hafta sonlarını hedef vurmakla ve Charles Gölü'nde balık avlamakla geçiriyordu. Yeni evi onun için yeryüzündeki cennet gibiydi. Her şey onun istediği gibi gidiyordu. Robin ve Sisi için Charles Gölü farklı bir cennetti. Yaşadığımız yerde kumarhaneler var. Aynı zamanda öğle yemeği yiyip yandaki kapıdan girince video poker oynayabildiğiniz yerler de var. Bu onların tutkusuydu. Ama bu iki kız kumar oynamaya başlayınca kayıplar hızlıca birikmeye başladı. Robin'in harcamaları aşırıya kaçıyordu. O kadar aşırıydı ki bir noktadan sonra sahip olmadığı parayı harcamaya başlamıştı. Görünüşe göre Robin'in geçmişi de Mississippi Nehri kadar bulanıktı. Brian, Robin'in ilk kocası Andrew Liddle'dan ayrılmış olduğunu bilse de, aşırıya kaçan harcamalarının Andrew'nun finansal anlamda batmasına neden olduğunu bilmiyordu. Robin ve Andrew evliydi ve sanırım bu mutlu bir evlilik olarak başlamıştı. 2 çocukları olmuştu. Ama zaman geçtikçe Robin para sorunları yaşamaya başladı. Gittikçe daha fazla ve daha fazla paraya ihtiyaç duyar hale gelmişti. Andrew karısının gizlice borç biriktirdiğinden habersizdi. Ondan çok şey saklamış olduğunu biliyorum.
Kredi kartı ekstreleri geldiğinde mutlaka ondan önce posta kutusuna bakardı. İnanılmaz derecede harcama sorunları vardı. Küçük ailelerinin yaşadığı evde hayat daha stresli olamazmış gibi görünürken bir trajedi yaşandı. Ocağın üzerinde duran bir tencere evin kül olmasına neden olmuştu. Her şey bittikten ve kaybedildikten sonra tüm evi sıfırdan yaptırmayı başarmıştı. Ve onlara hiçbir maliyet çıkarılmamıştı. Birkaç yüz bin dolarlık ödeme de alındıktan sonra Robin ve Andrew daha kolay nefes almaya başladı. Ama her şey düzeliyor gibi görünürken Robin yine aşırı harcamalara dönmüştü. Ama o sıralarda hiç endişesi yoktu. Robin servet sahibi ve kendisine güvenen bir doktorla çalışıyordu. Para hiçbir zaman yeterli değildi. Hep daha fazlasına ihtiyaç duyuyordu. Sonunda bu parayı bulabileceği bir yer keşfetmişti. Doktorun imzasını mükemmelleştirmişti. O kadar mükemmeldi ki ayırt edemiyorlardı. O kadar iyiydi. Kendine çılgınca miktarlarda çekler yazıyordu. Ve açıklama kısmına da prim, yıl sonu primi, Noel primi gibi şeyler yazıyordu. İyi doktor onu yakaladığında Robin yaklaşık 100 bin dolar çalmıştı. Sevgi dolu kocası Andrew onu kurtarmış ve çalınan parayı geri ödeyebilmek için borç bulmak zorunda kalmıştı. Kimse farkına bile varmadan suçlama düşmüştü ve kimse bunu öğrenememişti. Yaklaşık 100 bin dolar ve hiçbir şey yapılmamıştı. Bu inanılmaz. Robin Liddell'ın birçok numarası vardı. Kendi halinde bir anne gibi görünüyor olabilirdi ama aslında açgözlü. Doymak bilmez ve bir Mississippi kedi balığı gibi kurnazdı. Robin o zamana kadar yakalanmadan gelebilmişti. Ve işler zorlaştığında yine her yola başvuracağından emin olabilirsiniz. Evlilik, Andrew kariyerini sonlandıran bir sırt sakatlanması ve ardından bir kalp sorunu geçirip çiftin gelirini düşürünceye kadar devam etmişti. Ona karşı çok fazla öfkesinin ve kininin olduğunu fark etmiştim. Sakatlanmıştı ve bu onun hatasıydı. Çalışamıyordu. Üstüne düşen görevi yapmıyordu. Ama Robin kuruş saymayı düşünmüyordu. Bunun yerine evlerine karşılık borç para aldı ve faturasını Andrew'ya ödetti. Ondan sonra her şey uçlarda gibi görünmeye başladı. Sorunun nedeninin asla en başta kendi yaptıkları olduğunu asla itiraf etmiyordu. Evi Andy çalışmadığı için kaybetmişlerdi. Ama öyle değildi çünkü onun parasını çalmıştı. Her zaman başkasının suçuydu. Hiçbir zaman kendi suçu değildi. Bu sorunlar evliliği çıkmaza sokmuştu. 2001 yılında Liddell'lar yollarını sonsuza dek ayırdı. Ama resmi olarak hiç boşanmakla uğraşmadılar. Bu da Robin'le birlikte yaşayan erkek arkadaşı Brian'ın kafasına takılıyordu. Evlenip bir aile kurmak istiyordu. Brian asla yalnız olmak istemiyordu. Ona evlenme teklif edip duruyordu. Brian, Robin'e boşanma davası açması için en az 3 kez para vermişti ve daha sonra bunu yapmadığını öğrenmişti. Andrew'dan boşanma konusunda çekingen davransa da, Robin kendini yeni bir erkekle, yeni bir kariyerle ve yeni bir şehirle yenilemekte hiç zaman kaybetmemişti. Ya birkaç sırrı daha varsa ne olacaktı? Eski Robin'i tanıyan tek kişi Sissy'ydi ve bu kız sır saklamayı iyi biliyordu. Ama geçmiş her zaman bir şekilde başınıza dolanır. Robin'in ipliği pazara çıktığında işler ölümcül bir hal alacaktı. ...2007'nin sonbaharında Robin Liddell ve erkek arkadaşı Brian David yeni yerleştikleri Charles Gölü Louisiana'daki işlerinden çok memnunlardı. Brian de Robin de çok iyi para kazanıyordu. Bence doğru şeyleri yapsalardı hala iyi bir hayatları olabilirdi. Ama işler öyle gitmedi. Bunun yerine Robin parasını kazanır kazanmaz harcamaya başlamıştı. Ve Sissy de her zaman bedava yolculukta onun yanındaydı. Sissy, Robin'in kuklası gibiydi.
Finansal olarak Robin'e bağlı hale gelmişti. Ya da Robin, Cici'nin kendisine finansal olarak bağlı olduğunu hissetmesini istemişti. Ama bu en iyi iki dost tepe taklak olmak üzereyken, yaşanan bir trajedi para yağmuruna tutulmalarını sağladı. Andrew Liddell, yani Robin'in hala evli olan kocası, ayrılmalarının üzerinden 6 yıl geçmişken araba kazasında ölmüştü. Ve şaşırtıcı olsa da Robin hayat sigortasından yararlanabilecek tek kişiydi. Bütün para ona kalmıştı. Haklı yere mi varisi olmuştu? Bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü kimse bana Andy'nin çocuklarını mirasından çıkarmış olduğuna inandıramaz. Çocuklarına ve diğer insanlara sadece cenazeye yetti, sadece 10 bin dolar vardı demişti. Bu tuhaf görünüyordu çünkü Andrew çukura girer girmez dul aniden paralanmıştı. Sanırım kimse ne kadar olduğunu bilmeyecek ama yeni bir havuz yaptırmaya, araba almaya, mobilyaları yenilemeye, seyahatlere gitmeye ve diğer şeylere yetişebilmiş bir paraydı. Bunu 10 bin dolarla yapamazsınız tabii ki. Ve hayat sigortaları konusunda çok şey bilen Robin, Andrew'un aldığı poliçenin kazayla ölüm durumunda iki katını ödediğini de biliyordu. Bir otopsi yapılmaması konusunda çok ısrarcıydı. Zaten kalp hastasıydı ve belki bir kalp krizi daha geçirmiş olabileceğini düşünmüştük. Ve bu yüzden kazaya kurban gitmiş olabilirdi. Bunun öğrenilmesini istemedi çünkü o zaman iki katını alamazdı. Adli tıp hekiminin ofisine gitti ve bir şekilde otopsiyi yaptırmamayı da başardı. Andrew Liddell'ın trajik ölümü çocuklarını 5 kuruşsuz bırakmıştı. Ama ayrı olduğu karısı bir nakit para dağının üzerinde oturuyordu. Bence bu kulağa biraz tuhaf geliyor. Sonuçta Robin'in kendini derin çukurlara gömme gibi alışkanlıkları vardı ve onu ancak çok fazla para kurtarabilirdi. İçimden bir ses Robin'in son kez toplu para alışının bu olmayacağını söylüyor. Andrew'un ölümü aynı zamanda bu zavallı zengin kızın yeniden evlenebileceği anlamına geliyordu. Eylül 2008'de Robin ve Brian sonunda evlenmişlerdi. Brian çok mutluydu. Çünkü sonunda parmaklarında alyansları vardı. Sanırım bu onunla sahip olabileceği iyi şeylerin sözüydü. Düzenin ve iyi yaşamın sözüydü. Ama o kadar çabuk değil. Andrew'un sigorta parasından sonra rahat eden Robin, yakında tekrar eski numaralarına dönecekti. Şirketinin muhasebe sistemini yakından tanıyan Robin, üstlerden para koparmak için bir plan yapmıştı. Ama bunu yapabilmesi için Cici'nin yardımı gerekiyordu. Robin ona parayı nasıl zimmetine geçireceğini anlatmıştı. Bence Robin Cici'nin ne kadar ileri gidebileceğini test ediyordu. Ne kadarını yapabilirdi? Çevirdiği dolaplarda Cici ona eşlik edebilir miydi? Ve etmişti. Robin Liddell para elde etmek konusunda akıllıydı. Ve bu yönlendirici tehlikeli bir oyun oynuyordu. Ama Robin'in kolay para aşkı kocasını ihmal etmesine neden olmuştu. Yalnız kalmaktan nefret eden çapkın adamı. Ve Robin evlilik yemininden ne kadar uzaklaşmış olduğunu bilmiyordu. Robin ve Cici işverenlerinden binlerce dolar çalmakla meşgulken Robin'in sıkılmış ve ihmal edilmiş kocası Brian kendine has bazı sırlar yaşamaya başlamıştı. Birkaç ay boyunca Fanny adındaki bir meslektaşıyla olan dostluğu ateşli bir ilişkiye dönüşmeye başlamıştı. Herkes Brian'ın kadınları sevdiğini bilirdi. Ve bu herkesin bildiği bir şeydi. Hiç kimse bir şeye şaşırmamıştı. Brian asla yalnız kalmak istemezdi. Birbirlerine karşı derin duygular besliyorlardı. Bu şey bir ilişkiye dönüşmeden önce çok iyi dostlardı. Bence Brian'ın ağlayabileceği bir omuzdu ve sanırım her şey böyle başladı. Brian ona güvenmeye başlamıştı. Ama Robin bir şeyler sezmiş ve Brian'ı takip etmeye başlamıştı. Ayrıca birkaç mesajla da karşılaşmıştı. Robin bunu öğrenmişti ve o kişi Robin için çalışan biriydi. Ve Robin kesinlikle çılgına dönmüştü. Ve sanırım o zaman kıyamet kopmuştu.
Kendini aldatan kocasıyla yüzleşti. Fanny de kim? Ve bunu bitireceğine dair ona yemin ettirdi. Sanırım ona bugün gidersem her şey sana kalır. Ev kredisi, arabalar, faturalar, onları ben ediyorum demişti. Ve bu da Brian'ın paniğe kapılmasını sağladı. Fanny'e bir süreliğine ara vermeliyiz demişti. Arzu ve açgözlülüğün günahlarıyla dolu olan ilişkileri çok güvenilmez bir temele oturmuştu. Ve her şey yıkılmak üzereydi. Dışarıdan bakınca Robin ve Brian Davis, Charles Gölü Louisiana'da iyi bir yaşam süren mutlu bir çift gibi görünüyordu. Ama Mart 2009'da ikinci evliliğini yapmasının üzerinden bir yıl bile geçmemişken, Robin yeni kocasının bir iş arkadaşıyla kendini aldattığını fark etmişti. Robin çok fazla öfkeliydi ve çok kıskançtı. Onu aldatması ve bunu sanırım Robin'in sevip güvendiği biriyle yapması onu çıldırtıyordu. Sanırım bu onun yediği en büyük tokattı. Ama Robin de bir melek sayılmazdı. Haftalardır o ve en iyi dostu Cici Saltman, kumar çılgınlıklarını karşılayabilmek için şirketlerinden binlerce doları zimmetlerine geçiriyorlardı. Ama yakında ikisinin de ipliği pazara çıkacaktı. Cici yakalanmıştı. Robin de öyle. Sigorta şirketi bunu fark ettiği anda Robin'in de gitmesi gerektiğini söylemişlerdi. Ve bu durumda muhtemelen önceden de Robin ve kayıp para konuları gündeme gelmişti. Daha önce kendini temize çıkarmıştı ama bu sefer yapamamıştı. Brian hırsızlık yapan karısına çok öfkelenmişti. Ama Robin tatlı diliyle onu ikna etmeyi başarmıştı. Barıştılar ve ikisi de davranışlarını düzelteceklerine dair söz verdiler. Ama Robin kendi verdiği sözü tutamayacaktı. Dedikleri gibi, boş duran eller şeytanın oyuncağı olur. Robin çalışmadığı için olması gerektiği kadar fazla para yoktu. Ama Robin kumar oynamaya devam ediyordu. Bence çok derin bir batağa saplanıyordu. Brian'ın para sorunlarından haberdar olduğunu sanmıyorum. Sabah erkenden çıkıyordu. Pazartesiden cumaya evde olmuyordu. Akşamları eve geliyordu, yemek yiyordu. Havuzun kenarında biraz oturuyor, sonra da yatıyordu. Her şeyi yapan Robin'di. Robin'in doyumsuzluğu artık kırılma noktasına ulaşmıştı. 2009 yılının yazında dibe vurmuştu. Ev ellerinden alınacaktı, arabalar satılacaktı. Çaresiz durumdaydı. Hiç para yoktu. Ayda $1000 olan çekler bile karşılık bulamıyordu. Borçlar boylarını aşmıştı. Ama hayat sigortası poliçeleri hep ödeniyordu. Ve hiç aksatılmıyorlardı. Bence kocasının ölümünden para almanın en iyi yolunun sigorta olduğunu anlamıştı. Para sigortadaydı. Ve en değerli şey de başında bir servetle oturan kocasıydı. Ve elbette Robin ne planlarsa Cici de ona katılacaktı. Bence Robin bir gün onu karşısına aldı ve bak, tren artık sona geliyor. Arabalarımızı sürmene izin veriyorum. Market alışverişlerini ödüyorum. Sana harcaman için para veriyorum. Sana her zaman baktım ve seni kanatlarımın altına aldım. Ama bu artık bitti. Tabii eğer dedi. Ve sonra planını anlattı. Robin Davis tam bir sosyopattı. Ve zavallı arkadaşı da kendisinden farklı değildi. Brian yanlarından geçerken bu iki atmaca dolar işaretlerinden başka bir şey görmüyordu. Hırsızlık ayrı bir şey ama cinayet işletecek bir açgözlülük kötülüğün ayrı bir seviyesidir. 28 Haziran 2009 Pazar günü Robin'in evinde sıradan bir günün ardından Cici evine dönmüştü. Ama arabası çalışmıyormuş gibi görünüyordu. Cici arabasının çalışmadığını ve bu yüzden Brian'ın arabasını aldığını söyledi ve gece yola çıkmıştı. Ertesi gün Robin kocasını işten çıkması için ikna etmişti çünkü tekne almaya gideceklerdi. Kötü durumda olduklarını düşünecek olursak belli ki Brian habersizdi. Bankada para olduğunu sanıyordu. Gidip teknelere bakabilirdi. Robin ve Brian marinadayken Cici, Brian'ın arabasını ıssız bir yerde çamura saplamıştı.
Sonra lastiği patlamış ve arabayı bozmuştu. Sahne kurulmuştu. Sissy Robin'i arayıp zamanın geldiğini söyledi. Robin, arkadaşımızın bize ihtiyacı var. Issız bir yerde kalmış. Lastiği patlak. Ona yardım etmeliyiz demişti. O sırada her şey plana uygun şekilde ilerliyordu. Brian tekne alışverişi yapmayı tercih edecek olsa da Robin onu Sissy'ye yardım etmeleri için ikna etti. Brian bir tuzağa doğru ilerlediklerinden habersizdi. Şunu düşünün. Brian bir ateşli silah kulübünün üyesiydi ve yanında mutlaka bir silah taşırdı. Arabadan çıkıp patlak lastiğe baktığı zaman Robin Davis hala arabada oturuyor olacaktı ve silah da araçta duracaktı. Elbette bu Robin'in korkunç planının sadece bir parçasıydı. Lastiğe bakmak için eğilmişti ve 4 kez vurulmuştu. Sırtından ve başından vurulmuştu. İkisinin de yüzüne bakacak cesaretleri olmamıştı. Soğukkanlıydılar. Onu arkasından vurmuşlardı. Bunu bir hırsızlık gibi gösterebilmek için iki dost Brian'ın çorabına saklamış olduğu $700, dizüstü bilgisayarını ve cep telefonunu da almışlardı. Robin bazen ayakkabısına para koyduğunu bilen birkaç kişiden biriydi. Onu öldürmüştü. Ayakkabılarını çıkarmış, parayı almıştı. Paraya o kadar muhtaçtı ve o kadar da kötüydü. Ama Robin geride birkaç anahtar delil bıraktığından emin olmuştu. Silahı, dizüstü bilgisayarı, cüzdanı alınmıştı. Ama ehliyeti torpido gözünde duruyordu. Sigorta poliçelerinde buna bakıldığını biliyordu. Cesedinin kimliğini belirlemeleri gerekiyordu ve cesedin orada ne kadar süre boyunca kaldığına bağlı olarak o olduğunu bilmek isteyeceklerdi. Katiller Robin'in evine geri dönmüş ve çocuklara yemek hazırlamışlardı. Bu arada sözde endişeli olan Robin, Brian'ın nerede olduğuyla ilgili sorulara uygun bir hikaye hazırlamıştı. Onu eve getirip arabaları değiştirmiş, tekrar tekne bakmaya gitmişti. Sonra da Robin, Sissy ile buluşmuş, birkaç işini halletmişti. Brian o zamandan beri görmemişti. Ertesi gün kocasının kayıp olduğunu resmi olarak rapor etti. Ama Brian'ın ailesine göre hiç endişeli bir eş gibi görünmüyordu. Arkadaşlarına ve akrabalarına muhtemelen havadan dolayı mahsur kaldığını söylemişti. Robin'i aradım. Kardeşim nerede diye sordum. Birdenbire bana bağırmaya başladı. Sakin olmamı söyledi. Sakin ol ve hiç kimseye kardeşinin kayıp olduğunu söyleme. Ben zaten elimden geleni yapmaya çalışıyorum dedi. Sakin olmamı istiyordu. Brian'ın cinayetinin üzerinden 2 gün geçmişken test sürüşü yapan bir adam Brian'ın kötü şekilde çürümüş olan cesedini buldu. Yetkililer Robin'e kocasının cinayete kurban gittiğini söylediklerinde ödül kazanabilecek bir performans sergilemişti. Robin aniden kusmaya başlamıştı. Kuru kuru öğürüyordu. Gösteri yapıyordu. Ama bu numaralar bittiğinde Robin'in davranışları çok dikkat çekmeye başlamıştı. Ona başsağlığı dileklerimi iletmek ve elimizden geleni yapacağımızı söylemek için odaya girdiğimde bu konuda kıkırdayıp gülmüştü. Bu tuhaftı. Hem de çok tuhaf. Hiçbir zaman en ufak bir endişe ya da öyle bir duygu göstermemişti. Dedektifler buna şaşırmışlardı. 2 kez dul kalmış olan bu kadının üzülmemiş olması saklayacak bir şey olabileceğine dair tek ipucu değildi. Robin ve Sissy, Brian'ın kaybolduğu gün olay mahallinin yakınında bile bulunmadıklarını söylemişlerdi. Ama cep telefonu kayıtları böyle söylemiyordu. Telefon kayıtları Robin Davis'in marinadan çıktıktan sonra evde oturduğunu göstermiyordu. Hatta cesedin bulunduğu yerin hemen kuzeyinde bulunduğu görülüyordu. Söylediği yerlerin hiçbirinde değildi. Ayrıca bir gün önce oraya gidip Brian'la cesedini bulduğumuz yeri incelemişlerdi. Robin, Brian'ın kaybolduğu gece ona bir sürü mesaj bırakmış olduğunu söylemişti. Ama cep telefonu kayıtları başka şeyler söylüyordu. Robin Davis ona tek bir sesli mesaj bile bırakmamıştı, bir tane bile. Bu onun kocasıydı. Kaybolmuştu ve kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Arkadaşları, ailesi çılgına dönmüştü ve telefonla irtibat kurmaya çalışıyorlardı. Ama bir sesli mesaj bile bırakmamıştı. Ama Robin'in sınırsız açgözlülüğünü gösteren en korkunç delil ortaya çıkmak üzereydi.
Polisle birkaç saat konuştuktan sonra Robin eteğindeki taşları dökmeye başladı. Robin onun iki poliçesi olduğunu söylemişti. Biri 95'lik, diğeri 50'likti. Ve farklı şirketlerden Brian'ın adına yaklaşık 700 bin dolar eden poliçeler vardı. Onun ölümü karşısında dehşete kapılacağını düşünüyordunuz. Başka endişeler yaşayabilirdi. Ama öyle olmadı. En büyük endişesi parayı almaya çalışmak ve bu konuda şerifin ofisine yalan beyanda bulunmaktı. Aralık 2009'da birbirine bağlı bu iki dost Brian Davis cinayeti suçuyla yargılanmaya başladı. Karşılaştığım en ukala sanıklar onlardı. Kararın çıkması için sabırsızlandıklarını, çünkü Charles Gülü'nün görmüş olduğu en büyük partiyi düzenleyeceklerini söylüyordu. Bu işten sıyrılacağını düşünüyordu. Cinayetin yanlarına kalacağını zannetmişlerdi. Bundan daha çok yanılıyor olamazlardı. Jüri Charles Gülü'nün Thelma ve Louise için 3 saatten kısa süre içinde karar vermişti. Suçlu bulunmuş, ikinci dereceden cinayet işlemek suçundan müebbet hapis hükmü giymişlerdi. Oradan ancak ahşap bir kutuda çıkacaklar. Keşke günlük yaşamın ödülleri bu ikili için yeterli olsaydı. Elindekilerin kıymetini bilmek yerine aç gözlülüklerinin kanser gibi yayılmasına ve ruhlarını ele geçirmesine izin verdiler. Şimdi de hak ettikleri cezayı çekiyorlar. Hayatlarının geri kalanlarını soğuk hücrelerinde geçirecekler. Cinayet nedeninin Brian'in yaşadığı ilişki olduğunu sanmıyorum. Bunun nedeni kesinlikle açgözlülüktü. Onunla evlendi ve birkaç ay sonra da onu öldürdü. Hepimiz günah işlemişizdir. Bu Tanrı'nın büyüklüğüne erişmemize yetmez. Ne yaparsanız yapın, ıssız bir yerde vurulup ölüme terk edilmeyi hak etmezsiniz. Böyle bir suç işlediğinizde bunun bedelini ödemeniz gerekir. Küçük peruğu ve fotojenik gülümsemesiyle tanınan yerel televizyon muhabiri Vince Marinello, New Orleans'ta çok sevilen biriydi. Televizyon kariyeri daha çok yerel sporlarla ilgiliydi. Yaşı ilerledikçe televizyon kanalındaki işini kaybetti ve radyoda sohbet programı yapmaya başladı. Ama yaşlanmakta olan New Orleans habercisi şehirde hala tanınıyordu ve bir isim yapmıştı. 2004 yılında bir gece en iyi Elvis taklitçisini seçtikleri bir yarışmada sonucu olan Vince'in gözüne Liz Caruso adında bir kadın takılmıştı. Ondan hemen hoşlanmıştı çünkü dışa dönük biriydi. Kendine güveni vardı ve dikkat çeken bir kadındı. Güzel kızın güneyli havasından etkilenen Vince, Liz'in nefes koçu olarak çalıştığı çocuk hastanesine çiçek göndermişti. Ama yeni boşanmış anne bu gösterişli jesti geri çevirdi. Liz, eski kocasını boşadıktan sonra Claire'i büyütmeye ve iyi bir anne olmaya odaklanmıştı. Birileriyle çıkmaktan ya da o tür şeylerden hiç hoşlanmıyordu. Kolay pes edecek biri olmayan Vince bütün yolları denemeye karar verdi. En sonunda ısrarcılığının karşılığını aldı. Liz bir akşam yemeğine çıkmayı kabul etmişti ve onu şaşırtmış olsa da aralarında bir kıvılcım oluştu. Görünüşe göre birçok ortak noktaları vardı. Vince önceki evliliğinden yetişkin bir erkek çocuğa sahipti. Ve flörtleri devam ederken ebeveynlik yanını çok öne çıkarmıştı. Liz'le buluşacağı zaman çiçekler ve Claire için hediyeler getiriyordu. Ve kızı da bunları yapmasının harika olduğunu düşünmüştü. Bu Liz için çok önemliydi. Hem de çok. Birkaç ay boyunca çıktıktan sonra Liz, Vince'i ailesiyle tanıştırmak üzere eve getirerek büyük bir adım attı. Ama işler planladığı gibi gitmedi. Vincent bulunduğu her yerde ilgi odağı olması gerektiğini düşünüyordu. Bilmiyorlarsa herkesin kim olduğunu ve ne yaptığını bilmesini istiyordu. Gösterişli tarzı Liz'in ailesini etkilememişti. Onun ailesine göre kendini beğenmişin tekiydi. Vincent'ı Peru yokken ve makyajsızken hiç görmemiştim. Her zaman makyajlı dolaşırdı. Her zaman bakımlıydı. Aa, durun bir saniye.
Kamera makyajı mı? Vince, aileyle tanışıyorsun. Güzellik yarışması ya da akşam haberlerini sunmuyorsun. Yaşlanmanın zor olabildiğini hepimiz biliyoruz. Ama zamanı durdurma konusundaki bu saçma girişim sadece Liz'in sevgilisini bir sersem gibi gösteriyordu. Ama Liz yine de etkilenmişti. Vince'in gösterişini bir kenara bırakıp iyi olan özelliklerine yönelmişti. Liz, Vince'den hoşlanmıştı çünkü bir düzen kurmak istiyordu. O bekar bir anneydi. Kızını kendi başına yetiştirmeye çalışıyordu. Kızı için bir baba figürünün orada olması çok önemliydi ve çok düzenli ve stabil olması da onu çekici kılan şeydi. Pahalı akşam yemeklerinden, gösterişli partilerden ve gelecek hakkında edilen uzun sohbetlerden oluşan flörtleşme sonunda bir evlilik teklifi getirdi. Ve Liz evet dedi. Elizabeth evlenecekleri için çok mutlu görünüyordu ve Vince de bu gerçekleşeceği için mutluymuş gibi davranıyordu. Bize 20 yıldan uzun süredir bekar olduğunu ve Elizabeth'le evlenip bir aile kurmak istediğini söylemişti. Ama Vince'in gerçek niyeti aslında gururla ilgiliydi. Güzel ve genç birinin karısı olmasını istiyordu. Ve bunlar ona kendini önemli hissettirip egosunu okşuyordu. Evlilik cüzdanının mürekkebi henüz neredeyse kurumamışken acı gerçek ortaya çıktı. Hey, ben geldim. Vince hiç de iyi bir üvey baba değildi. Vince Manirello, Liz'in Claire'e çok fazla ilgi gösterdiğini ve kendisine yeterince ilgi göstermediğini düşünüyordu. Claire'i ortadan kaldırırsa, Liz'in hak edilmiş ilgisi ona yönelebilirdi. Liz'in kızını bir yatılı okula göndermeyi teklif etmişti. Bu Liz'in düşünmeden reddettiği bir fikir oldu. Çıkmaya başladıklarında aslında göründüğü gibi biri değildi. Onun için önemli olan Vince Marinello'ydu. Onun istekleri ve ihtiyaç duyduklarıydı. Görünüşe göre Vince'in kıskançlığı buzdağının yalnızca görünen yüzüydü. Liz kısa süre içinde bu yalancı hakkında daha çok şey öğrenmişti. Kendini parası olan biri olarak gösteriyordu. Aslında yoktu. Liz derinlere indikçe her şeyin peru ve bronzlaştırıcı spreyi kadar sahte olduğunu öğrenmeye başladı. Liz, Marinello ve yalanları hakkında daha çok şey öğrendikçe, her şey ortaya çıkmaya başladıkça bu kişinin o yarattığı insan olmadığını iyice anlamıştı. Sözde kendine ait olan o gösterişli ev ilk karısına aitti. Arabası bir arkadaşından ödünç alınmıştı. Liz'in nişan yüzüğü ve düğün masrafları bile borçla alınmış ve yapılmıştı. Ve daha kötüsü olamazmış gibi gelin kendi çek hesabından da para eksildiğini fark etmişti. Bazı şeyler yaptığını fark etti. Eski karısının sigortasını onun çek hesabından ödüyordu. Ve onun kredi kartını kullanarak arkadaşlarını yemeğe çıkarıyordu. Nedir bu? Liz'in kredi kartının limitini doldurmuştu. Hiç parası yoktu. Liz, Marinello'yla parası için ilgilenmemişti ama en azından bir aileyi geçindirebileceğini düşünüyordu. Ve bunu yapamayacak olduğu da anlaşılmıştı. Liz'in hayal kırıklıkları giderek büyüyordu. Bay gösterişli, söylediği adam değildi. Ve şimdi ayakları yere basan Liz, adamın yarattığı enkazı toparlamak zorundaydı. Bu adamın aradan çıkması gerekiyordu. Ama Vince Marinello gibi bir narsist tek bir şey için yaşıyordu. Sahne ortası. Ama bu çift için hayat dibe vurmuş gibi görünürken, Katrina kasırgası bütün şehri alt üst etti. Katrina'dan sonra gitti. Jackson'a gitti. Ve Liz'i her şeyi toparlaması için orada yalnız bıraktı. Ama sel suları çekildiğinde Vince Marinello'nun geçmişinden daha fazla çamur ortaya çıkmıştı.
O kadar şaşırtıcı yalanlardı ki bu Liz'in intikam almak istemesini sağlayacaktı. ...2005 yılının sonbaharında New Orleans şehri Katrina kasırgasının ardından toparlanmaya başladığında... ...Liz Caruso Marinello ve kızı Claire, annesinin Mississippi'deki evinden New Orleans'ın banliyösüne dönmek zorundaydı. Evinin iyi durumda olması onu şaşırtmıştı. Ama yerel televizyon ve radyo spikeri olan Vince Marinello ile olan 10 aylık evliliği için aynı şeyin söylenmesi çok zordu. Bu birliktelik onarılamaz şekilde zarar görmüştü. Bazı şeylerin düzelmediğini ve bir noktadan sonra evliliği bitirmesi gerektiğini anlamıştı. Liz boşanmak istemişti ama Vince inatçı bir şekilde onu reddetmişti. Asla imzalamam. Onun boşanmak istemesini kişisel bir hakaret gibi algılıyordu. Bunu istemiyordu ve ondan asla boşanmayacaktı. Liz yalancı kocasını evlerinden atmıştı. Gidecek yeri olmayan adam eski karısının arazisinde bir karavana yerleşmişti. Ama Vince için iyi şeyler de oluyordu. Katrina'nın ardından radyo kariyeri canlanmıştı. Kasırgadan haftalar ve aylar sonra Vince'in programı çok ilgi görmeye başlamıştı. Ve bu onun egosunu tazeliyordu. Katrina'dan sonra çok ilgi görmüştü. Çünkü New Orleans'tan taşınan insanlar radyo dinliyordu. Ve şehirde neler olduğunu ondan öğreniyorlardı. Vince'i sonsuza kadar hayatından çıkarmak isteyen Liz avukatlarından yardım istemişti. Ve onlar da bomba gibi bir haberle çıka geldi. Vince Marinello çok eşliydi. Avukatı ona boşanmasına gerek olmadığını, çünkü onlar evlendiği sırada onun zaten evli olduğunu söylemişti. Adam boşanmamıştı ve onlar evlenmişti ama bize 20 yıldan uzun süre önce boşandığını söylemişti. Gösteriş, kibir ve şimdi de çok eşlilik. Bu adamın hayatı bir dizi günah dolu yalandan oluşuyordu. Ve şimdi her şey başına yıkılmak üzereydi. Çünkü Viz, gerçekte kim olduğunun ortaya çıkarılması konusunda tehdit ediliyordu. Şaka mı yapıyorsun Vince? Liz yalancı kocasıyla yüzleşmiş ve ona olacakları söylemişti. Evliliklerini resmi olarak iptal ettirmediği halde yalanlarını ortaya çıkaracaktı. Vince Marinello'nun popülerliği onun için dünyanın en önemli şeyiydi. Sahip olduğu tek şey buydu. Ve saygınını kaybederse hayatı sona ermiş sayılırdı. Her şey biterdi. Vince'in bildiği tek şey vardı. Liz'in hikayesini anlatmasına engel olmak. Ne pahasına olursa olsun. Liz de bu sırada parçalanmış hayatının kalıntılarını toplamaya çalışıyordu. Bir terapiste gidiyordu ve bu ona yardımcı oluyordu. Bu sürekli bir randevuydu. Aynı gün, aynı saatte yapılıyordu. Vincent da bunu biliyordu. Takıntılı ve öfkeden deliye dönmüş olan Vince plan yapmaya başlamıştı. Şayet Liz'den kurtulursa, popülerliğinin geri geleceğini düşündüğüne inanıyorum. Bu kişinin kim olduğunu hiç kimse öğrenmemiş olacaktı. Şeytani planının ilk adımı kılık değiştirmekti. Ve Vince ilginç bir şey yapmıştı. Sahte bir bıyık almıştı. At kılı ve insan saçından oluşuyordu. Kendini pejmurde bir adam kılığına sokmak istemişti. İkinci adım bir silahtı. Olaydan 8 gün önce Elliot'ın ateşli silah dükkanından mermi almıştı. Aynı zamanda bir silah daha almak istemişti. Buna 38 kalibrelik özel bir mermi almak da dahil olmuştu. Bunlar naylon kaplamaydı. Nadir bulunan bir şeydi. Üçüncü adım, mahallede çıldırmış bir evsiz olduğu kandırmacası yaratmaktı. Olaydan birkaç gün önce bu pejmurde adamı bisikletle birkaç kez okulun yanından geçerken görmüş olan bir kadın vardı. Yani gidip gelerek birkaç alıştırma turu yapmış gibi görünmeye çalışmıştı.
okulun önünde. 31 Ağustos 2006 günü Liz terapistinin ofisinden çıkıyordu. Vince ona bisikletle yaklaştı ve dikkatini çekip ateş etmeye başladı. Yüze sıkılmış iki kurşun öfkeyi gösteriyor. Yüzüne baktı ve onu iki kez vurdu. Bu oldukça fazla öfke içeren bir şeydi. Vince kaçmayı başarmıştı ama Liz çaresizce hayata tutunuyordu. Kritik durumdayken hastaneye kaldırılmıştı. Liz'in ailesi bunu atlatması için dua ediyordu ama yaraları çok derindi ve o gece hayatını kaybetti. Vincent'ın yapmış olduğundan şüphelenmiştim. Tetiği çekecek cesareti olduğunu düşünmüyordum. Birinin bunu yapmasını sağladığını düşünmüştüm. Kirli işlerini hep başkalarına yaptırırdı ve kendisi uğraşmazdı. Dedektifler Vince'i sorguya çekmişti. Suçla ilgisi olduğunu reddetmiş ve o öğleden sonra Mississippi'de arkadaşlarıyla olduğunu iddia etmişti. Ama Vince'in karavanında yapılan bir arama farklı şeyler söylüyordu. Liz'in öldürüldüğü otoparkın haritası ve Vince'in kendi el yazısıyla yazmış olduğu detaylı bir liste bulunmuştu. Suçun tüm elementleri bu listede bulunuyordu. 14 nokta. Ve otoparkta onu nerede tuzağa düşüreceğinin çizimi. A noktasında saklanacaktı. Liz dışarı çıktığında ne yaptığını gösterecek oklar vardı. Bu, karısını öldürmek için kurduğu tuzağın çizelgesiydi. Cep telefonu kayıtları delili çürütüyordu. Bütün gösterişi ve bilge adam tavrına rağmen Vince Marinello, hayranlarına soğukkanlı bir katilden başka bir şey olmadığını kanıtlamıştı. Bence Vincent, yüksek yerlerdeki arkadaşlarının kendisine dokunmayacağını zannediyordu. Cinayetin yanına kalacağını sanıyordu. Çünkü o çok iyi tanınıyordu ve kimse onun karısını öldürmüş olduğuna inanmazdı. Böyle düşünüyordu. Ama Marinello'yu ikinci dereceden cinayetten suçlu bulan jüri hiç zaman kaybetmedi. Cezasını duymak için hakimin önünde durduğu gün hiç iyi anlar yaşamamıştı. Peru yoktu. Turuncu hapishane tulumu vardı. Kelepçeleri kemerle ona bağlıydı. Ayak bileklerinin arasında zincirler vardı. Çok dağılmış bir adam görüntüsündeydi. Louisiana'nın kötü şöhretli Angola hapishanesinde şartlı tahliye hakkı olmadan müebbet hapis cezası almıştı. Bugün de peruk ve makyajı olmadan orada yatıyor ve hala masum olduğunu iddia ediyor. Gösterişin ve kibirin Vince Marinello'yu sığ bir narsistken acımasız bir katile dönüştürdüğünü gördük. Kendi imajını korumak için hayal edilebilecek en kötü şeyi yapmıştı. En büyük trajedi bu acımasız adamın kendisinin bir ömür boyu yapabileceği iyilikten fazlasını bir güne sığdırabilen nazik ve sevgi dolu bir anneyi, bir kız kardeşi ve bir evladı öldürmüş olmasıydı. Bize onu neden vurduğunu hiç söylemedi. Ama bence bunu yaptı çünkü arkadaşlarının çok eşli olduğunu bilmesini hiç istemiyordu. Ama artık hem çok eşli hem yalancı hem de bir katil olarak tanınıyordu. Vince'in önemli olduğunu zannettiği hayatı artık ondan alınmış durumda. Herkes tüm hayatının yalanlar üzerine kurulu olduğunu biliyor. O bir katil ve hala hapiste. Günahlar ölümcül bir hal alınca böyle olur.